Bize babanın öldüğü tarih, 3 Haziran 2019, ölü bulunduğu tarih. Ondan biraz öncesinden de başlayarak neler yaşandığını anlatır mısın? Olay zamanda sen kiminle yaşıyordun, kardeşlerin kiminle yaşıyordu, ortam nasıldı? Zaten ayrılardı, annem İstanbul'daydı. Üçümüz babamda Antep'teydik. Mustafa, Evet. Aziz, Samet ve sen. <laughs> Şimdi ben Hı. Samet diyorum, Aziz diyorsunuz. Aziz diyorum, Samet diyorsunuz. Hangisini E Samet, Samet kullanıyoruz genelde. He? Genelde Samet kullanıyoruz. Tamam, Samet sen. Babanla yaşıyorsunuz. Evet. Nasıldı babanla yaşadığınız orta? Yani babaannemle karşılıklıydı zaten. Çok Annen sizi çok dövdüğünü söylüyor. Evet, doğru. Dövüyordu yani, şiddet uyguluyordu sürekli. Sonra? Daha sonra annem taşındı Antep'e. Şehmuzla beraber anneannemlere yerleştiler. E, Anneanne ha tamam. Hı hı, o da Antep'teydi. Antep'e yerleştiler onlar da. Daha sonra abime Mustafa'yı Aziz e, Yatılı Kur'an Kursuna verdiler. Biz Aziz'le Samet'le tek başımıza kaldık babamla. Ya e, babam bu süreçte işte zaten daha çok kardeşimi sürekli dövüyordu hani. Niye dövüyordu? Ya en ufak çocukların yaptığı tuvaleti pis bırakmış diye ya da dışarıda fazla durmuş diye. Normal şeylerden yani hiç sebep olmayacak şeylerden. Aynı şekilde benim de abimin arkadaşlarıyla ya da Samet'in arkadaşlarıyla oynuyorum diye hani... Hakaret edip dövüyordu yani. Hepin Peki de. evde işleri kim yapıyordu? Ben. Yemeği falan? Ben yapıyordum. Temizlik? Yine bir şey ben yap yapıyordum, yapmaya çalışıyordum. Yani sen, Samet ve baban aynı evde kalıyordunuz. Hı hı. Mustafa yatılı Kur'an kursuna gönderilmişti. Ablaların yok. Annen de şeyhumuzla beraber anneannenin yanında yaşıyor. Evet. Annenle baban da o sırada boşanmış. Boşanmış ama anladığım kadarıyla aralarında kavga devam ediyor. Evet. Orta... Ne ne istiyordu annem babanda? Annemle babam evliyken ikisi beraber çalışıp baba, annem de mesela Samet'e hamileyken merdiven silip beraber aldılar. ev aldılar. İki tane ev vardı zaten. İkisini beraber aldılar. Ayrıldıklarında babam annemin payını vermedi. Babam bir yandan barışmayı da hep geri istiyordu zaten. Barışmak da istiyordu. Hı hı. Peki baban şeyhumuzu öğrenmiş miydi? Evet öğrenmişti. Ona rağmen annenle barışmak istiyor muydu? Ya O zaman kinlenmişti artık kin vardı. Ona kin yuttuğu için biz de onun çocukları soyuncu olarak. İşte siz de onun kızısınız falan onun çocuklarısınız falan diyordu zaten hep. Ha, annene kinlendiği için başka bir erkekle beraber oldun. Size de o yönde mi hakaretlerde bulunuyordu? Evet. E peki annen ondan evvel de Alper'le evlenmemiş mi Şehmuz'dan evvel? Evlenmişti, ondan bizim haberimiz yoktu. E baban ona rağmen anne ayrılsın onunla mı beraber olsun istiyordu? Hayır babamın da Alper'den haberi yoktu. Öyle bir evlilikten bizim de haberimiz yoktu babamın da yoktu. Hiçbiriniz bilmiyordunuz. Yani ben de Samet bilmiyordu. Samet biliyor muyum? Ben bilmiyordum. Samet sen biliyor muydun? Biliyordum. Sen bilmiyordun. Yok ben bilmiyordum o zaman. Baba? Babam da bilmiyordu. Tamam o baban Şehmuz'u mu gördü yani ilk kinlenmesine neden olan kişi Şehmuz muydu? Ya evet. Ya bir de ayrıldıkları için de zaten de hep. Kinliydi. Sana da onun kızısın diye hakaret ediyordu. Yani. Anladım. Sonra... Siz, Sonra... De, siz kiminle yaşamak istiyordunuz? Annen gelmiş anneannenin yanına. Şimdi Samet'le sen de annen babanla beraber yaşıyorsunuz. Kimin yanında yaşamak istiyordunuz? Annemizin. Babana söylüyor muydunuz annemle yaşayalım diye? Evet. Baban ne diyordu? Babam görüşmemizi istemiyordu zaten. Telefonda da konuşturmuyordu. Biz kardeşimler hep karşı bakkaldan telefon isteyip annemi gizli gizli arıyorduk. Konuşturmuyordu yani. Ha, annenle bile konuşmanıza izin vermiyordu. Hı -hı. Sonra ne oldu? E sonra ama yaz tatillerine falan anneme gidiyorduk zaten. Ee, anneme gittik. Yaz tatilinde. Hem Hı -hı. görüştürmüyordu Hı -hı. hem Hı -hı. nasıl Hakan. yaz tatilinde gidiyorsunuz? Ama bu devletin verdiği bir hak zaten. yani O tatiller, hakkı kullanarak Evet. Ha. Biz anneanneme gittik yani annemlerin yanına orada yaşıyorlar diye. Samet'le ben ikimiz. Orada zaten annemler şeyimiz oturuyorlardı. Bana söylediler orada. Ne dediler? Direkt dediler hani annem ilk başta evlenen anahtarını bize vermen lazım dedi. Ben niye de sordum. Babamın o zaman tazminat almıştı iş yerinden. 30 bin lira. Onu çalacağız dediler. E, evin anahtarı sende var. Anahtarı bize verdi. ha Evet. Sonra ben ilk başta kabul etmedim. Geri de yine konuştular zaten aralarında bayağı konuştular. Geri öldüreceğiz dediler. Kim dedi bunu? İkisi birlikte yani. Şemuz işte şeymuz gireceğim dedi zaten. Yani anahtar olsa yeter dediler direkt. Sonra ben orada yine ilk başta kabul etmedim. Samet geldi o sırada. Samet'i çağırdılar yani. Baban ölsün istiyor musun dediler. Bizde kalacaksın falan dediler. Hepiniz bizde kalacaksınız artık hep beraber yaşayacağız senin kardeşlerin falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Samet ne cevap verdi? Ölsün dedi ama o... Hani onların böyle bir şey yapacağını bilmiyor. Bir de annemin yanına gitmeyi çok istediği için bilmiyordu yani hiçbir şey. Sonra, sonra e, semet çıkarttılar. Ben kabul ettim. E, bana de, hap verecek uykulacı verdiler. Nasıl bir haptı bu? Pembe bir şeydi. Hı? Pembe böyle küçük bir şeydi uykulacıymış. Onu peki sebep verdiler. Öbür günü babanın yanına git babana ver dediler toz halinde yap dediler. Yemeğine ya da çiçeğine bir şeyine ver, karıştır ver dediler. Ben karıştırdım, verdim. Hangi Hı. yemeğe karıştırdın? Mantı. Mantının yoğurduna. Yapmıştın? Evet. Sen mantı yapabiliyor musun? Hazırını yapayım, elde akmıyorum. Hazır mantı aldın. Hı? Evet. Evet, yoğurduna karıştırdım. Ben babam onu yedi zaten, Uyuyakaldı. Orada şeyimiz geceydi zaten. Şeyimiz anahtar olduğu için şeyimiz girdi eve. Kapın benim odamın kapısının arkasında saklandı. Hani iyice de dalsın falan diye bekleyeyim dedi. Sonra saat 2'ye 3'e kadar bayağı bir bekledi. Ben de o sırada uyuyakaldım yatakta. Uyudum zaten direkt. Sonra beni uyandırdı. Dedik sen, ben dedi babanı yastıkla boyuyor ya. Boğacağım uyuduğu için. Sen hani de hani çırpılmasın bacaklarına otur dedi. Ben orada kabul etmedim, ağladım zaten direkt. Bu sefer hani işte beceremedi, yapamadı falan filan diye hani ben ağlayınca babam da uyanır diye korktu, çıktı hemen kaçtı geri. Annen nerede bu arada? Annem evde, anneannem neredeydi? Hı. Peki babanın bunu yedirip yemediğinden nasıl Şevmuz'un haberi oldu da anahtarla içeri girdi? Sen aradın mı onu? beni arıyorlardı zaten nereden mi falan diye hep. Senin kendine ait bir cep telefonun mu vardı? Hı, -hı vardı. Şey, hangi telefonla aradı seni? Bilmiyorum ki normal telefonuyla aradı. Kendi cep telefonuyla aradı. baba Babanı, babana verdin mi uyku ilacını diye sordu. Evet. evet. E sonra senin, dizine oturup oturmamanla ne alakası varmış? O onu yastıkla <laughs> boğacaksa niye boğamıyor? Tam uyumadın mı baban? Yok uykuyla uyanık arası bir şey aradı uyanıyordu yani yine de. Çok tam da almamıştı. Evet. Güç da... Hı? <laughs> Babam güç uygulamasın yani şey karşılık vermesin diye. Sonra o gün ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Geri ben ağladım diye işte beceremedi falan yapamadı falan dedi. Çıktı gitti yani sinirlendi zaten. Hı hı. Geri üç gün falan sonra tekrar dediler, tekrar deneyeceğiz biz. dediler. Bu sefer sen evde olma, yani sen sorun yaratıyorsun, evde olma o zaman dediler. Yine tekrar aynı haftan bir tane daha verdiler. Ben <laughs> bir hafta. Hı hı. Bu sefer de çayına karıştırdım, verdim kendisine. Sonra ben zaten o gün teraviye gidecektim. Ramazan'dı bir de. Hı hı. hı, -hı. Ben teraviye gideceğim. Bazen babam yine uyudu. Ya yani dedim baba gidelim falan diye. Yok uyuyacağım dedi. O sırada ben sen kapıyı açtım. Şeyimiz geldim dedi. Sen çıkıyor musun dedi. Apartmanın önündeydi. Ben de evet dedim. Tamam dedi. Yukarı çıktı. Ben kapıyı açtım. Ben çıktım o girdi direkt. Sonra? Sonra onun anlattığı var. O bana sonra anlattı. Sen zaten kapıyı çarpar çarpmaz babam kapının sesine uyandı. Hemen hani benim gördüğü üstüme atladı. Beraber boğuştuk dedi. Sonra balkona falan kaçtığını da söyledi. Hemen içeri çektim dedi. İlk başta babam üstteymiş. Böyle babi boğuşmuşlar falan. Şeyimizde eldiven vardı. Şapka gözlük vardı. Şeyimizin gözlüğü de kırılmıştı hatta. Yüzü falan paramparçaydı. Şeyimizin yüzünde yara mı vardı? Hı hı vardı onda da vardı çizgi falan. Peki evde nasıl bir boğuşma olmuş? Ya yani bayağı buna kavga mı etmişler iki evet, erkek. Evet evet bayağı etmişler. Babam balkona karşı dediğinde? Yani yardım istemek için balkona kaçmış, Hı, bağırmış. bağırmış. Hı. Evet. Kimse duymamış mı? Karşı komşumuz bir tane kadın söylemiş böyle bir ifade vermiş zaten imdat diye bağırma sesini duydum falan Babanın. diye. Evet. Sonra o kadına deli demişler, kocasından yeni ayrıldı deli demişler, o yüzden şikayetini geri çekmiş galiba. İfadesini ha. Hı -hı. E Sonra, sonra işte şeyimiz dedi babam gir babam e, altsa olmuş şeyimiz üstündeymiş, yine boğuşmuşlar falan. Babamın da bayılmış ya da bir şey olmuş artık. Şeyimizde emin olmak için üç yol üçlü priz vardı vardı evde. Onunla boğdum dedi. <laughs> Üçlü prizle mi oğlum dedi. Hı hı. Ne konuşmuştuk? Sonra? Hı. Bunları kime anlattı? Annenin de var mı orada? Bunları hı. anlatırken sana mı özel anlatıyor? Bana anlattı. Nerede anlatıyor bunları? Anneannemlerin evinin önünde park vardı orada anlattı. Annen nerede? Annem evde diyor. O da yanlarındaymış yanlarındaydı. anlattığında yanındaydı. Hayır, bana bunları anlattığında annemin yanındaydı. Bir anlatımında biz annemle <laughs> parkta bekliyorduk diye anlattı. Başka bir seferinde olay olduktan sonra sen git arkadaşında kal 2 üç gün sonra eve gel. Gittim arkadaşımda kaldım diye anlattı. Bilmiyoruz yani. Evet şimdi şeyimiz gitti senin iddiana göre. Üçlü prizle babanı <laughs> boğdu. Hayır, bana bunu bir hafta sonrasında yani. Hayır, şimdi o, o, o gece, direkt direkt olan. O ge Hayır, o geceye tekrar geri dönelim. Sen şimdi evden çıkıp teraviye gittin mi gerçekten? Evet gittim. Teravi. Annem de karşı caminin karşısındaki parktaydı. hı. Yani beni gözetliyordu hep. Hı He. sonra... beraber mi gittiniz teraviye? Yok annem o cami benim oraya gideceğim caminin oradaki parktaydı. Tekrar geri eve gitmeyeyim falan diye yani beni gözetliyordu. Hı. Hmm. Evet arkadaşım bildanla gittim kız arkadaşım. Teraviye. Kıldınız hmm. mı bayan namazını? Evet. Ya, mi yani? Ben yani o kafayla Hayır, yok, diye söylüyorum. Orada bankta oturdum ben de. Annenin yanında mı oturdun? Yok. Caminin önünde de bank vardı. Karşısında da park vardı. O da o karşı banktaydı Hayır, ben anlamıyorum de... şimdi siz annen Şehmuz sen bir plan yapıyorsunuz. Sen eve gidiyorsun. Hı. İddiana göre babanı bunu uyutuyorsun. Şehmuz içeri giriyor. Babanla boğuşuyor ve üçlü prizin kablosuyla boğuyor. Şimdi sen bilmiyorsun daha o zaman üçlü priz ama Şehmuz'un babanı öldürmek için oraya gittiğini biliyorsun. Biliyorum. E tamam sonra dışarı çıktın. Bildan'la nasıl buluştu. Terapiye gideceğiz diye anlaşmıştık zaten biz. Tamam Teraviye nerede gideceğiniz... buluştunuz? Ha, nerede buluştunuz Vildan'la? Beni apartmanın önünden aldı. Önünden aldı. Hı hı. Vildan gördün peki Şehmuz'u içeri girerken? Yok görmedi. E nasıl karşılaşmadılar? Şehmuz öncesinde girdi. Ben çıktığımda Vildan zaten apartmanın kapısının önündeydi. Ama sen de dedin ki, tam dedim ben kapının, ki. tam kapının önündeydim dedim. Ben kapıyı açtım Şehmuz'u gördüm. Şehmuz içeri girdi dedin. O sırada apartmanın kapı, binanın kapısı. Bizim dış iç yani evin kapısı Hı. Bildan apartmanın kapısında bekliyordu. Katta Dördüncü katta. Dördüncü katta. Dördüncü. Tamam sonra gelmişti Bildan aşağıya. Siz Bildan'la beraber camiye doğru yürüdünüz. Evet. Anneni annenin orada olduğunu biliyor muydun? Anneni parkta gördün mü? Parkta olduğunu biliyordum zaten. Direkt caminin karşısındaki parktaydı benim camiye gideceğim tamam, için. Tamam peki madem siz namaz kıla, namaz da kılın yani bilmiyorum böyle bir olay daha sonra insan teravih kılmakta. Şeyi olmaz yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Peki niye sen annenin yanına gitmediğinde caminin önündeki bankta oturdun? Niye annenin yanına gitmiyorsun? Beni görmesinler dedi. Vildan falan da vardı ya. Arkadaşım da yanında olduğu için beni görmesinler. Yani Şehmut'u da beni de kimse görmesin dedi. Annen görmesin dedi. Hı -hı. Efendim Az önce anlatırken demedi mi annem evdeydi biz Şehmuz'la gittik diye. Şimdi diyor ki ben diyor caminin oradaydım bilmem parka gittim annem dur, o geldi. Park, o, sonraki o park. O ilkindeydi ya. Yok yok dur o sonraki park bir anlarsın. Sonra siz oturdunuz Vildan'la sonra ne yaptın? Biz bankın caminin önündeki bankta oturduk. Annem direkt karşımızdaki parktaydı. Tamam. De, parkın bankındaydı. Birbirimizi görüyorduk yani. Daha sonrasında annem zaten yolda beni aradı. Tam şey annem tamam dedi bitmiş Şehmuz onu aramış zaten ölmüş demiş. Annem de o sırada tamam şimdi gidebilirsiniz eve dedi. Nasıl dedi? Vildan'a gidin dedi. Yani sen bu gece eve gitme Vildan'da kal da kal dedi. Ben arkadaşıma gittim o gece arkadaşımda kaldım. Giderken hani bunu de... nasıl dedi? Telefonla mı söyledi? Parktan seslendi mi? Hayır şey... telefondan söyledi. Telefonla aradı. Sen evet. Vildan'da kal. Siz Vildan'a doğru gidin dedi zaten. O sırada biz gidiyorduk zaten yine. Hı. giderken zaten o gittiğimiz yolun şeyde balkonu gözüküyor. Balkonda gene ben de itiş kalkış gördüm. Vildan'a dedim bizim eve bir gidelim mi dedim. Onu da annesi de bekliyordu zaten. Yok dedi gitmeyelim annem bekliyor. Nasıl sen balkonda itiş kalkış gördün? Balkonda birbirlerini itiş kalkış bir şeyler gördüm yani. Babanla? Evet. O zaman ölmemişti baban o, saatte. Evet. Ama annen sana öldü gidebilirsin artık eve dedi. Dedin, siz, eve, siz mi? eve gidin zaten şeyimiz yapıyor hani şeyimiz orada sen daha karışma eve gitme yani dedi. Daha sonra ben Vildan'da yatarken beni arada "Tamam, ölmüş." dedi. E peki sen o balkondaki itiş kakışı gördüğün ses çıkmıyor muydu? Yok. Sessiz mi dövüşüyorlardı? Ya, o kadar yakın değil yani. Şuradan şurası daha uzak olarak düşünün. O kadar da yakın değil yani böyle sadece bir itiş kakış Bildan. Peki Bildan demiyor mu sana biz teravih'e geldik, niye kılmıyoruz? Ya o zaman çocukluk zaten oraya oynamaya gidiyorduk genel oraya namaza gitmiyoruz ki. Yani, yani içeri girmiyoruz. siz evden teravi diye çıkıyorsunuz Hı -hı. aslında. Evet. Tamam. Sonra Vildan'da kaldın o gün. Evet sabah da Vildan'a dedim bizim eve bir gidelim mi diye. Hı. -hı. Eve gittim kapıyı çaldım. Yani açan olmadı ben de geri gittim annemin yanına. Peki Şevmuz eve girmiş babanı öldürmüş şimdi anlatmaya geleceğim ama aklıma gelen şunu da söyleyeyim. Sonra evin anahtarını ne yapmış? Evin anahtarı kapıya kilitlemiş. Hı. Dış kapıyı kitlemiş, Babamın olduğu salonun kapısını kitlemiş, Bir de balkonun kapısını da kilitlemiş. Evin anahtarı nerede kaldı sonra? Kimde kaldı? Bizde vardı. Yani bize Hayır sen şimdi senin evdeydin. anahtarını Şeyh verdin ya. Hı, -hı. sana o anahtarı geri verdi mi? Yok onların çekmecesinde kaldı. Hayır Şehmus sana, yani çekmecesini falan. Anahtarı geri getirdi mi Şehmus? Ha getirdi. Yani bu önemli bir ayrıntı da az sonra söyleyeceğim. Yani anahtarı geri getirdi Şehmus. Hı hı. Ne yapmış? Kapıyı kitlemiş, hı. balkonun kapısını kitlemiş, bir de odasının yani öldüğü odanın kapısını mı kitlemiş? Evet. Tamam. Sonra sen Bildan'da kaldın. Sabah gittin, açtın baban açmıyor kapıyı. Biliyorsun zaten. Niye gitti? Ya o an bilmiyorum ben ölümün bu kadar büyük bir şey olduğunu zaten bilmiyordum. Bu kadar da tahmin etmiyordum yani. Gene de bir şeyim vardı. Gerçekten olabileceğine de inanamıyordum yani. Yine de bir gideyim dedim. Bilmiyorum. Gitmek istedim yine de. Sonra baban açmayınca ne yaptın? Eve gittim. Annem taksiye bin gel dedi. Taksiyle gittim zaten. Geri orada kaldım. Ben o zaman make ablamı çok seviyordum. Yani ben hep ağladım ki annem dedi Melike'yi getireceğim yanına falan dedi. Melike ablam aradı orayı çağırdı. Gel bizim yanımıza biraz kal çocukları görelim falan bahanesiyle Melike ablamı çağırdı o zaman. Ha, Melike ablam da geliyor hani boşver düşünme falan dedi hep. Şimdi ee, başa başa dönüyorum ama sen annenin yanında kalmıyor muydun yaz tatili için? Yeni gitmiştim zaten tamam. gittiğim sıra oldu. Heh, Peki neden babana gelip yemek hazırlıyorsun, çay hazırlıyorsun? Şimdi Yok, annen... Eşyalarını yani... alacağım diye git dedi. Eşyalarım babamın evinde sonuç olarak. Babamla yaşıyorum. Hı. Yani eşyalarımı alacağım diye git dedi bana. Beraber mi çıktınız evden Şeyh Musen ve annen o gece? İlkinde sadece Şeyh Musen'le ben çıktık. ya Ben zaten öncesinde evdeydim. Şeyh Musen kendisi geldi sonra da. Öbüründe de Cina yine... Cinayet günü... Cinayet günü ben öncesinde evdeydim gene. Bir gece kaldım evde babamla. Akşamına zaten şeyimiz geldi. Annem de parkta. Ama Samet vardı. öyle anlatmıyormuş dün sizin anlattığınıza göre. Samet olay gecesi senin Şehmuz'un ve annenin hep beraber evden çıktığını teravi için diye anlatmış. Öyle mi Samet? Yani o gece babanın öldüğünü düşündüğümüz gece ayın biri olmalı. Üçü beraber mi çıktılar evden? Evet. Ama sen bir gece evvel babamda kaldım diyorsun. Yok ben bir gün öncesine çıktım babamda kaldım o gece. Lan biz seninle beraber gittik ya. Nereye beraber gittik? Eve. Ana. Anneannene. Evet. Tamam anneanneme beraber gittik ondan sonrasında ben öncesinde çıktım eşyalarımı alacağım diye bir gece orada kaldım. Hatta bunu alt komşumuz da orada söylemişti Naime bir gündür burada diye sorduklarında. Hatırlıyor musun? Ablana. Çünkü sen de ablalarını He. değil mi Melike yanlış hatırlamıyorum. Dün dediniz ki üçü birden evden çıkmışlar. teraviye gidiyoruz diye ve gecede bayağı geç döndüler diye anlatmış ya size. Beraber çıkmadık. Beraber çıkmadın. Sen bir gece evvel babanda kaldın. Evet. O gün peki çay verdiğin güne yaptın babana ne yemek yediniz? Sarma yedik. Dolma. Hı? Onu kim yaptı? Ya beraber yaptık. Yaprak sarması mı yaptınız babanla? Hı hı. Sonra da çayına koyduğunu söylüyorsun o uyku hapını. Evet. Sonra tamam sonra sen taksiye bindin eve gittin anneannenin oraya. Hı hı. Sonra? Sonra dediğim gibi hiç bir şey söylemeyeceksin söyleme. Hani bu sefer bu tek... Yani bir... gittin hepiniz buluştunuz mu şey? Zaten hepimiz oradaydık e, Tamam Şeyh geldi diyorsun ki Şeyh Muz'un yüzünde yara vardı diyorsun. Evet. Ne yarası vardı? Çizik falan vardı yani camı falan gözün camı patladığı için o kesmiş yani buralarını falan. Hı. Var çizik falan yani. Tamam annenin o zaman Şeyh bir konuşmuşlardır. Onu i̇kisi istedim. beraber mi geldiler eve? Şenimizden. Onlar ikisi beraber gittiler ben sabahına gittim zaten. Onlar gece aralarında illa ki konuşmuşlardır. Vildan'dan <laughs> ayrıldıktan sonra gittin. E peki sordun mu anneni babam öldü mü falan ne oldu? Hani telefonda söyledi zaten gittiğimde de sorduğumda sen bu konuyu bir daha açma telefonda hiçbir şekilde bize böyle şeyler sorma. Öldü dedi yani. Açarsan hani ondan sonrası zaten hep sadece şeyimiz değil senle ben de yanacağız. Bunu söylediler. Peki sonra babandan ses seda yok. İki gün, bir gün geçti, iki gün geçti, üç gün geçti. Ve babaanne, değil mi anlattığınıza hı hı, göre babaanne. haber alamadığı için polise haber veriyor. Hı. Sizin ne zaman haberiniz oldu bunlardan? Üç gün sonra işte, üç gün boyunca evde kalıyor. Üç gün sonra kuzenim yazdı bana. Ne Sen yani? de anahtar mı eve gel falan diye, babana ulaşamıyoruz diye. Ben de dedim anahtar var dedim. Abimleri falan da aldım gittim. Gittik yani beraber. Annemler bizi bıraktı gene. Annemler dediğin? Annemle şeyimiz bıraktı. Hı hı. Hı. Sonra biz abimle beraber çıktık. Mustafa ile beraber. Hı hı. hı hı. Onunla beraber çıktık zaten açmışlardı. Babamın cihenen arkadaşı balkondan bakmış. Kan falan görünce itfaiyeyi falan aramış. Açmışlardı zaten kapıyı. Bizi almadılar içeri. Hı. hı. Siz içeri, hiç içeri giremediniz. Yok giremedik. Tamam sonra ev hiç kapalı kaldı mı Mustafa? <laughs> Kapı zaten kırıktı. Kapıyı kırıp açabildiler. Orada olay yerine gelenler. Cenazeye bizi sokmadılar içeriye. Cenaze alıp çıktıktan sonra kanları falan temizlemeden o şekilde bırakıp biz bir iki gün sonra girdik içeriye. Almadılar o gün içeriye hiç. Biz de babamın cenazesini o sırada amcamlarla borga götürdük. O işlemleri falan yaptık. O şekilde şunu girdi. merak ediyorum. Siz kapıya çıktınız ya bak bunları neden sordum az sonra size anlatacağım. Çıktınız ya hani evet. bina kapısına. Tamam ceset var diye sizi içeri sokmuyorlar. Sokmazlar evet. Sen gördün mü etrafta kan? Ceset varken zaten içeriye girmedik ama ceseti aldıktan sonra morga götürdük falan. Bir gün iki gün sonra gittiğimizde evi temizlemeye gittiğimizde o zaman kanlar vardı evde. Nereler Babam kirada oturuyordu işte evini yer her yer kandı zaten. Ya öyle küçük bir kan da değil, birikmiş bir kan da değil. Evin her yeri kandı zaten. İki üç gün kalmış öyle o şekilde. Ablamın dediği gibi o duvarlar, balkon falan oralarda da kan izleri vardı. Sen de gördün. Ee, Gördüm. Cenazedeyken, cenazenin daha ikinci günüydü sanırım. Annem aradı. Ee, ben işte şey ayarladım, nakliye ayarladım. Ee, Akif'le gidin de eşyaları toparlayın getirin dedi. Cenazeden çıktım gittim eşyaları toparlamaya. Evin aynı şekilde salon full kan içindeydi. Balkonun duvarları da kandı. Ee, on, ondan sonra iç kapı ve dış kapı kırılmıştı zaten. Kokuyordu ev, çok kötü kokuyordu. Ondan sonra ben video çektim, kalsın diye bende. Nerede ben video? Telefon değiştirdim bir kere, numara değiştirdim kayboldu. <laughs>